Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz ve zamanla çalışmayan hale gelen masaüstü USB fan tamiratı yapmaya çalışacağız. Şöyle çalışmalarını bir göstereyim arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz powerbank'in şarjı var. Şunu kablosunu, USB kablosunu takıyorum güç kaynağına. Ve burada gördüğünüz gibi güç tuşuna bastığım zaman da herhangi bir tepki vermiyor. Yani alet durduk yere böyle oldu arkadaşlar. Bunu biz Migros'tan almıştık. Yaklaşık bir 60 lira fiyatı vardı. Ve şimdi gördüğünüz gibi yalnızca bir yaz sezonu kullanmış olmamıza rağmen bu şekilde artık çalışmıyor alet. Powerbank'in tuşuna yeniden basıyorum ama herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi güç yok. Gelin şimdi bunun tamiratıyla uğraşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık masamızın fonunu değiştirdik ve artık TAA misali şöyle bir kesme matı aldık arkadaşlar. Bu tür tamir videolarının devamlılığının gelmesi için böyle bir işe kalkıştık. Yani sizlere daha iyi, daha görsele hitap eden videolar çekmek için bu şekilde girişimlerde bulunuyoruz. Vallahi açıkçası şöyle diyeyim, nasıl tamirat yapacağımı bilmiyorum. Tamamen deneme yanılma usulü uğraşacağız. Şöyle çıkardık motoru arkadaşlar içinden. Şimdi şu ana kafesi açalım, şu dört vidanın. Oo, bayağı sert. Açamadık. Acaba diyorum şu kablo kırıldı da mı? Çalışmaya başladı. İnşallah öyle bir şeydir de. İşimiz kısa sürer. Of. Bir umut belki çalışırdı ama olmadı. Allah Allah, açamıyorum ya. Ne yapayım, penseyle mi gireyim buna? Penseyle şuradan tutsam. Vallahi billahi açılmıyor. Elim mi terli acaba? Yıldız yıldız. Hiçbiri olmuyor. Böyle tuhaf bir şey var. Neyse arkadaşlar, ben şimdi bir penseyle dalmak için bir pense alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir alet buldum. Ufak bir pense. Bununla çevirmeye çalışıyorum şimdi. Valla şöyle bir çözümümü buldum arkadaşlar. Şu teli koparacağım. Aynen şu teli bir koparayım da. Çünkü engel olacak bana. Şuradan da bir keseyim. Heh, şimdi şurası en azından daha çok açıkta kaldı.
Allah. Markamız bu arada General Home'muş arkadaşlar. Şu an General Home yetkilisi biri video izliyorsa iç kanı alıyordur. Ve şöyle 4 tane çıkıntımız oldu. Neyse bunları hallederiz de. Önemli olan şuraları açmak. Şuraları açalım bir türlü. Allah Allah. Hayır, tutup çeviriyorum. Kavrayıp o da yemiyor. Elim ıslak elim. Ondan olmuyor. Bir elimi kurutayım arkadaşlar. Bir saniye. Elimi, havlumu da aldım şimdi. Elimi kurutuyorum arkadaşlar. Sinir oldum ya şu alete. Şöyle bir kucağıma alıp öyle açmayı deneyeceğim. Nasıl açacağım ben bunu ya? Ben deneyim. Bekle biraz. He? Elim büyük geliyordur belki. Tornavida küçük ya. Büyük tornavida? O da yok. Neyle açacağız bunu ya? Deli olduk. Hadi bir atsak. Her yerinden ter akıyor. Her yerinden akıyor şu an. Öyle bir ak yok yani. Akmayan yerim yok şu an. Dur ben şu etrafındaki telleri de koparayım dur. Nasıl yapacağız ya şunu? Bunu çıkarayım desem. He? Yapmam lazım. Eyvah, kablo işi yaptık. Ne yaptık? Bir şey yaptık ama. Yine çalışmadı. Şimdi şöyle bir yöntem deneyeceğim arkadaşlar artık. Sıkıldım açamamaktan. Komple bu üst kapağı alıyorum. Yükemediğin eli ökeceksin demişler. Ben bunu açamadım. Ama sonu da benim elimden oldu. Şak elimizi de kanattık ya. Heh. Bak aşağı çok güzel oldu.
Böyle ayaklı bildiğin süs. Yemin ediyorum terledim ya. Evet arkadaşlar, sonunda cihazımızı şu şekilde çıkarmış bulunuyoruz. İçindeki sorunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yalnız şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Biz şu tuş kombinasyonunu direkt buraya bağlasak acaba. Gerçi burada lehim var şimdi, bunu da çözemeyiz ki. Bir deneyelim yine. Yok arkadaşlar, bu çalışmıyor. Şimdi bundaki sorun ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Şu an elektriğe bağlı değil, değil mi? Aynen. Şimdi şuradan bir delik açıp şunu da geçirmemiz lazım. Kenarlardan esnetmeye çalışıyorum da. Esnetip şunu motorla beraber dışarıya çıkarmaya çalışacağım. Artık olayı çirkinleştirdik. Tamamen intikam meselesine döndü. Evet. Bunu çıkardık. Şu USB'yi de çıkaralım burada. Sonunda bu kafesten kurtulduk arkadaşlar. Ama hakikaten terletti. Bu özel üretim. Yani herhalde bir çelik paslanmaz. Alüminyum, alaşım her şeyden yapılmış. Betondan yapılmış şu şeyi. Yaptığı için General Home markasına teşekkür ediyorum. Yani bu kadar sağlam bir şey beklemedim ben açıkçası. Gerçekten canım çıktı şurada. 2 metreye kadar uğraştığım şeylere bak. Daha doğrusu düştüğüm hallere bak. Evet, bu fan dönmüyor arkadaşlar. Tamam, bunu kesinleştirdik. Şimdi buradaki sorunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi acaba diyorum, buradaki lehimlerde mi bir sıkıntı var? Şu içeriden biraz kaldırsak şunu. Evet, çalışmadı. Burada mı bir şey var diyeceğim. Burada bir oksit yapmış arkadaşlar bu.
Acaba bundan mı kaynaklanıyor diye düşünmüyor değilim. Şurayı biraz silsek. Oh oh yapsak. Sizce olur mu? Bence olma ihtimali var. Bir deneyelim. Takıyoruz yeniden. Çalıştırıyoruz. Ve karavanı. Olmadı. Yine yemedi arkadaşlar. Şimdi şu motoru nasıl çalıştırabiliriz ya? Bir tanesi direkt gidiyor. Tamam. Şu kumanda sistemini mi devre dışı bıraksak? Acaba. Bir de öyle deneyelim. Her aşamada denememi yaparım. Her aşamada. Şimdi şu kabloyu çıkaralım. Bu gereksiz gibi duruyor. Oo, bakır kablolar kesilmedi zor. Kolay kolay. O zaman şu yadigarla girelim. Tamam. Şimdi bunu kestik. Bunu da iptal edelim. Şunu nereye bağlayalım? Hadi bunu da şununla bir birleştirsek. Evet. Yine olmadı. Şimdi nasıl yapalım, nasıl yapalım? Bir de şuradaki vidaları açalım bir. Gitgide makinenin kalbine doğru indik arkadaşlar. Şurayı da açacağım. Şunlar fazlalık. Şunun bir etrafını soyalım. Soyduk. Şunu şuna bağlasak direkt. Acaba olur mu? Amacım buradaki bakır kabloları şu lehimi kestiğimiz yere sabitlemek arkadaşlar. Yeniden dolandırıyorum şöyle. Evet, şu anda güç var arkadaşlar ama çıtır çıtır ediyor orada. İnşallah elimizde kalmaz. Neyse yine çıkaralım. Şimdi başka aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum. Bence biz bunu komple bir iptal edelim arkadaşlar. Şunu da çıkarayım ben. Vida dediğim böyle çıkar yani. Şuradan sökersin çıkar. O kadar sağlam dış malzeme yapın ne anlamı var? Şimdi şu motoru içinden nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Yok ben bunu soyamam da şimdi. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şunu şuna lehimlesek nasıl olur? Mutlaka olur da. Çünkü lehimden çıktı. Ama tabii bizde lehim makinesi yok. Kötü ulaşıyor. Tekrardan şuraya bir sokacağım arkadaşlar. Son bir umut. Hadi bay yavrum. Arkadaşlar açıkçası şunu değdirdiğim zaman orada bir kıvılcımlama oluyor da.
Ama hani motor nasıl döndürür en ufak bir fikrim yok. Eyvah, duman çıktı. Arkadaşlar şu kırmızı kabloyu şuraya çalıştırdığım zaman bir kıvılcımlama yapıyor. Ama yine beyaza değdirdiğim zamansa bir duman çıkartıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu an kameraya geliyor mu bilmiyorum da. Evet, görüyorsunuz. Buradan değdirdiğim zaman duman çıkıyor. Neyse arkadaşlar, bizden bu kadardı. Yani en son olarak gördük ki bunun içinde iki tane kablo var. Biri kırmızı, biri beyaz. Bu ikisini de birbirine değdirdiğim zaman bir duman çıkıyor. Neyse, artık powerbank'in sağlığı için ben ayırıyorum bunu güçten. Artık bunu da çözemedik. Bu şekilde kaldı. Bunu da parçalayamadık. Fanı da bozduk. Düğmeleri kurtaramadık. Elimizde bir tek sağlam olarak vida kaldı. Ayrıca şundan da salonunuza süs eşyası yapabilirsiniz. Tavuk ayağı gibi kaldı bu burada. Evet, başaramadık arkadaşlar. Bir tane daha yapamadık videosuyla sizlerle beraber olmuş olduk. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşça kalın. Bu kadardı.